Mutlu günler değerli izleyenler. Bu hafta da Spor Aktüel'le karşınızdayız. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin faaliyetlerini konuşacağız. Ve konuğumuz Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar olacak. Sayın Özbayraktar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, son derece yoğun bir dönem yaşıyorsunuz. Bugün tabii Spor AŞ'nin önemli organizasyonlarını konuşacağız ve en taze, en yeni organizasyon yarın başlıyor. NBA işbirliğiyle gerçekleştirilen İBB Spor AŞ NBA Yetenek organizasyonu başlıyor. Yarın lansman var herhalde. Evet. Pazartesi. Güzel bir organizasyon. Evet. Pazartesi günü yapacağız lansmanımızı. Tabii biz çok heyecanlıyız yani. Çok bu geçen seneden biz Spor AŞ ligi kurmuştuk. Basketbol ve voleybol üzerine. Tabii aşağı yukarı 170 takım katılmıştı. Çocuklardan oluşuyor. Bunu yapma amacımız da geçen sene bu Spor AŞ Ligi'ni kurma amacımız şeydi. Yani müsabık yapmak istiyoruz çocukları. Lisanslı ve lisanssız olan çocukları müsabık yaparak spor kültürünü aşılamak istiyoruz açıkçası. Bunun için yaptığımız bir organizasyondu bizim Spor AŞ Ligi. Çünkü çeşitli yerlerde lisanslı olan çocuklar tabii ki müsabık hale gelebiliyorlar ama bizim tesislerimize gelen şu an İstanbul'da 40 tane tesis işletiyoruz. Gelen çocuklarımız lisanssız oldukları için müsabaka yapma şansını bulamıyorlardı. Bu da bir tecrübe tabii ki. Bu maksatla bir yola çıktık biz ve geçen sene Spor AŞ Ligi'ni kurduk. 170 takım katıldı. Çok güzel, keyifli bir final yaptık biz Sinan Erdem'de. Açıkçası 2,5 dakikalıkta bunun çekimlerini yapmıştık. Sosyal medyaya bunu yüklediğimiz zaman NBA bunu fark ediyor. Bu görüntüyü. Evet. Avrupa'dan başkan yardımcısı Jesus Bueno geldi benimle görüşmeye. Dediler ki ya biz sizle bir şeyler yapmak istiyoruz. Siz belli ki yani güzel işler çıkartıyorsunuz. Biz dedik ki yani seve seve. Yani NBA sonuçta büyük bir marka. Biz de büyük bir markayız. Birlikte güzel şeyler yapabiliriz diye yola çıktık. Aşağı yukarı herhalde bir senedir bu iş üzerine yoğunlaşıyoruz NBA ile beraber. Ve işte mutlu sonuna doğru geldik. İşte pazartesi günü inşallah bunun basın toplantısını yapacağız, lansmanını yapacağız. Burada amacımız bizim basketbolu sevdirmek. Yani aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ olarak bütün spor dallarını sevdirmek istiyoruz. Ve bu işlerin yani biraz sunumuna dokunarak hem katılımın hem seyircinin daha fazla artacağını düşünüyoruz. Hani biliyorsunuz bizim Türkiye'de maalesef çok böyle olimpiyat şampiyonları çıkartamıyoruz. 80 milyonluk bir nüfusa sahip olan bir ülkenin bu kadar az madalya alan sporcu sayısı olmaması lazım. Ama bunu da şundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Biz bunu tespit ettiğimizi düşünüyorum bütün çalışan arkadaşlarımız olarak da. İşleri eğer sevdirerek yaparsak, eğer çocuk bunu severek yaparsa, tabiri caizse o spora aşık olursa o sporu bırakma şansı olmuyor. Evet. Çünkü ama biz ne yapıyoruz? İşte çok küçük yaşta işte 7 yaşında, 6 yaşında hangi spor dalına başlayacaksa direkt o çocuğu antrenman etmeye başlıyoruz. Yani 7 yaşında mesela bir çocuk tenisçi olacağım diyorsa 7 yaşından itibaren tenisle ilgili antrenman veriyoruz. Evet. Ama 13-14 yaşına geldiği zaman işte önüne bir TEOG çıkıyor, sınavlar çıkıyor vesaire. O biraz zorlaştığı zaman iş ve antrenmanlar da ona ağır gelmeye başladığı için sporu bırakıyor. Evet. Biz bu işin böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 5-6-7 yaşlarında, daha küçük yaşlarda çocuklara oyun halinde bu işlerin verilmesini, özellikle spora atletizm ve jimnastik kökeniyle başlanılmasını düşünüyoruz. Bu manada NBA biliyorsunuz hani bu işin sunumunu çok iyi yapan bir kurum. Çok iyi bir lig. Dünyanın tek profesyonel basketbol ligi. Onun için onlarla birlikte eğer bu işi yaparsak çocuklara daha fazla sevdireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü eğlenceli festival havasında yapacağız bütün işlerimizi. Bilmiyorum işte herhalde aynı yaş grubundayız aşağı yukarı. Bizim yaşlarımızda Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Evet. O diziyle sevdi aslında Türkiye basketbolu ve basketboldaki başarılar ondan sonra gelmeye başladı. Bu iş bence bir aşılamadır. Spor kültürünün aşılanması gerekiyor. Katılımın arttırılması gerekiyor. Onun için çocukların keyif alabileceği bir organizasyonun olması gerekiyor. NBA işi bu işe çok müsait bir iş. Bir de çocukların hiçbir hedefi gözlerinde büyütmemesi gerekiyor. Bunu vermemiz lazım. Yani işte NBA pazartesi geliyor, bizle beraber işbirliği yapıyor ve bizim çocuklarımız bu yetenek yarışmasında bu organizasyon içinde yer alacaklar.
Sinan Erdem'de çıkacaklar parkeye. Yani Sinan Erdem şu an Türkiye'nin en güzel salonu ve bu salonda çıktıkları zaman aslında buralar hep onlar için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Kadir abisi zaten onlar için çalışıyor. Biz de Sayın Başkan'ın bürokratları olarak onun verdiği vizyon doğrultusunda bu tarz organizasyonlarla spor kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Evet, tabii burada NBA'in böyle bir teklifle gelmesi çok önemli ve tabii ki NBA üst düzey direktörü de İstanbul'da bu organizasyon için ve basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu da çok önem veriyor. Ne kadar önemli bir organizasyon olduğu herhalde ortaya çıkıyor buradan. Ya biz kendimizden eminiz açıkçası bu işleri yaparken çünkü doğru iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir kadromuz var bizim. Spor AŞ olarak 1500 personelimiz var. 550 eğitmenimiz var. Hepsi spor akademisi mezunu. Genç, pırıl pırıl, tecrübeli, kendi dallarında çok başarılı arkadaşlar. Tabii ki iyi şeyler üretiyoruz. Bir gücümüz var. Onu kontrollü bir şekilde vermeye çalışıyoruz. NBA ile yapacağımız iş de bu manada hem ses getirecek hem katılımı arttırabilecek bir iş. Evet. İnşallah onu pazartesi göreceğiz. Şu anda işte geçen sene yaptığımız şeyin de herhalde görseli dönüyor televizyonda. Gerçekten 12 bin, 13 bin çocuk vardı orada. Evet. Biz oradaki bütün hesapları detayları çok ince olarak detaylandırdık. Şunu dedik, yani biz oraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ olarak 10 bin çocuk, 15 bin çocuk getiririz. Bu problem değil. Evet. Yani bir yere katılımı sağlamak, işte il milli eğitimle ortak çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama benim için önemli olan orada yaptığımız 3 saatlik program boyunca o çocuklar o 3 saat boyunca sıkılmadan o programı seyretmeleri gerekiyor. Eğer bunu başarabiliyorsak başarılıyızdır, doğru iş yapmışızdır diye arkadaşlarla konuştuk ve çok memnun olduk. Yani oradaki arkadaşlar, kardeşlerimiz stadı terk etmeden sonuna kadar programı seyrettiler. O işin içine girdiler. Bunun neticesidir NBA'li yapacağımız şu anki organizasyonumuz. Evet. Peki şu anda katılım nasıl? Ya şu an biz 200 takım olarak planladık. Evet. 200 takım katılacak. Bu Türkiye Basketbol Federasyonu ile yapacağımız altyapı ligi olarak yapacağız. Yani evet. Biz yerel yönetim olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir sinerji oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Bunu diğer federasyonlarla da yapıyoruz. Yani voleybol federasyonuyla da yapıyoruz, atletizm federasyonuyla da yapıyoruz. Şu an bizim bu oluşturduğumuz sinerjide bir tarafta NBA olacak, onlarla okul spor salonlarında yetenek yarışması yapacağız. Bir tarafta da Türkiye Basketbol Federasyonu yapacak ki Sayın Başkan Harun Erdenay ve Hidayet Türkoğlu da bu konuda sağ olsunlar çok bize destek veriyorlar. Birlikte hareket ediyoruz. Birlikte bu sinerjiyi oluşturup güzel işler çıkartmak gerekiyor. Şunu çünkü bazen gözlemliyoruz. Federasyonlar da bazen kendi başlarına tabii ki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama insanlar güçlerini birleştirdiği zaman daha büyük işlere imza atıyorlar. Bu iş bunun bir örneğidir. Evet. Bu organizasyonla ilgili diğer detay bilgileri de soracağım. Size NBA'in efsane oyuncularından Glenn Rice da mücadele edecek. Ve tabii Erdenay Türkoğlu, Rice ve sizin formayı giyeceğiniz takımda 40 oyuncu, 40 çocuk bir maç yapacak herhalde bu organizasyonda. Yani onunla ilgili arkadaşları bir cezalandıracağız. Beni de yazmışlar oraya ama yani 2 metrenin üstü arkadaşlarla bizim nasıl bir mücadelemiz olacak bilemiyoruz. Onu göreceğiz hep beraber. Evet. Biz çocukların tarafında yer alacağız herhalde. Çünkü hepsi gerçekten birbirinden değerli sporcular. Evet. Bu işe emek vermiş insanlar. Glenn Rice bir efsane zaten. Yani onun buraya gelmesi şu an basketbol camiasında da çok büyük etki oluşturdu. Biz bundan çok mutluyuz. Hidayet Türkoğlu dediğiniz zaman artık Harun Erdener marka isimler gerçekten. Orada biz klasik bir basın toplantısı olsun istemiyoruz. Evet. Orada birkaç ufak sürprizimiz de var. Onları söylemiyorum. O da pazartesiye kalsın. Oraya inşallah sizleri de bekliyoruz çünkü. Tabii geleceğiz mutlaka. Bir keyifli anlar yaşanacak. Yani sadece ne klasik bir basın toplantısı formatında değil, aslında 1 Haziran'da yapacağımız işin ufak bir mesajını vereceğiz orada. Evet. Peki izlemek isteyenler için, çocuklar için, aileler için imkan var herhalde değil mi? Ya şey yapmadık aslında, kısıtlamadık ama bu sadece bir basın toplantısı. Hani evet, baktığınız zaman böyle bir program, tam olarak bir program değil. Onun bir özeti halinde yer alacak ama asıl bizim şovumuz 1 Haziran'da olacak. 1 Haziran'da evet. Bütün İstanbul halkını davet edeceğimiz, inşallah
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın da inşallah programında uydurabilirsek geleceği bir program yapmak istiyoruz, bir organizasyon yapmak istiyoruz. Onun öncesinde bir şey bu, hani onun ufak bir maketi diyebiliriz yani. Evet. Peki bu projenin tabii ileride büyümesi de söz konusu olacak. Örneğin Amerika'da çocukların eğitim görmesi gibi bir şey olabilir mi acaba? Ya şimdi biz tabii olaya çok şey bakmıyoruz. Yani hani bir çocuk illa NBA'ye gitmek zorunda değil. Evet. NBA buraya geliyor işte veya burada çok büyük basketbolcu olabilirler. Buradaki sistemi geliştirecek işler yapabiliriz. Tüm Türkiye içine katabilecek bir organizasyona çevirebiliriz. Ama ilerleyen zamanlarda NBA tarafından da bize öyle bir şeyler geldi. Hani şampiyon olan çocuklardan belki bir kısmını NBA maçına götürmek gibi oraları da görsünler diye bir yaklaşımımız olabilir. Bu biraz süreç içinde belirleyeceğimiz bir iş. Ama şu an öncelikli olarak bizim hedefimiz çocuklara basketbolu sevdirmek. Yani basketbolu sevdikleri zaman burada başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Katılımın artmasını sağlamak hedefimiz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şu an tahmin ediyorum 50 bin civarında çocuğumuza yılda basketbol öğretiyoruz. Evet. Ve ücretsiz olarak yapıyoruz bu işi. Bu sayıyı arttırmamız lazım tabii. Yani bu bize yeterli gelmiyor. Daha çok çocuğa ulaşmamız lazım. Bunlar için yapılan çalışmalar bunlar. Evet. Peki bir diğer organizasyona geçelim. Fun Run Series, yol koşusu diyebiliriz. Koşucu sayısını arttırmak için tasarlanmış bir organizasyon ve ilk etap Başakşehir'de 6 etaptan oluşuyor. Ayrıntıları sizden dinleyelim. Şimdi bunun da bir hikayesi var. Ben hikayesiyle anlatmak istiyorum eğer bugün görürseniz. Tabii buyurun. Şimdi tabii ben aşağı yukarı 2 yılı tamamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladık. Biz her şeyi doğruları görerek, gerçekleri tespit ederek ilerletmek istiyoruz. Yani şuna çok inanıyoruz. Yani İstanbul'un, Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Sporcu manasında, insan gücü manasında, insan kaynakları, insan kıymetleri manasında. Ama bu insan kıymetlerinin bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor belirli yerlere. Şimdi mesela biz İstanbul Maratonu'nu yaptık. Bunda çok ciddi dünyanın ilgisini çeken, dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların geldiği bir organizasyon bu. Türkiye'nin en büyük organizasyonu diyebilirim çok rahatlıkla. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Spor AŞ olarak bu organizasyonu yapıyoruz. Ama 42 kilometreyi koşan kişi sayımız 8 bin civarında. Evet. 15 kilometre ve 10 kilometre totaline baktığınız zaman rekor kırdık. Yani geçen sene çok üzerine çıktık. Yani 30 bin kişi koşuyor. Şimdi ama diğer dünyada major maraton ki Sayın Başkan'ın bize verdiği hedefler arasındadır bu. Onlara baktığımız zaman Tokyo'da 300 bin kişi başvuruyor, 30 bin kişi kurayla seçiyorlar mesela 42 kilometre koşsun diye. Evet. Berlin'e bakıyorsunuz, Berlin'de 40 bin kişi koşuyor 42 kilometreyi. Ama orada şöyle bir algı var, orada kasap da koşuyor, manav da koşuyor, bakkal da koşuyor. Yani insanlar bunu artık kendilerinin bir hayatın parçası olarak görmüşler ve 42 kilometreyi koşabiliyorlar. Ama bizde 10 kilometre yani başlangıç yarışı dediğimiz çeyrek maratonu dahi İstanbullu veya işte Türkiye'de sporla ilgilenenler dahi çok fazla içine girmiyor. Çünkü bunu profesyonel bir spor olarak görüyor. Yani bunu atletlerin koşması gerekiyor diye düşünüyor. Aslında koşu bandında belki 15 kilometre koşuyor. Evet. 20 kilometre koşuyor. Yani çıksa çok rahat 10 kilometrelik koşuyu tamamlayacak. Çeyrek maratonu tamamlayacak. Şimdi bizde de tabii İstanbul Maratonu'nda aşağı yukarı 150 bin kişi halk koşusuna katılıyor. 30 bin kişi çipli koşu dediğimiz bu 10-15 ve 42'ye katılıyor. Evet. Ama dünyada baktıkları zaman işte bilmem X yerden, İngiltere'den, Almanya'dan internete girsin baksın. Resmi verilere baktığı zaman bizim sadece 30 bin kişiyi görebiliyor. Yani 10 kilometre, 15 kilometre ve 40 kilometreyi görebiliyor. Çünkü resmi veri olarak verebildiğimiz sadece çipli koşular. Ölçülebilir koşu dediğimiz koşular. Ama potansiyele bakıyorsunuz çok ciddi bir potansiyel var. Halk koşusuna ki o da 8 kilometredir. Yüz binler katılıyor işte. Yüz binin üzerinde rakamlar katılıyor. Biz de dedik ki bu potansiyeli nasıl ölçülebilir? Yani çipli koşuya kaydırabiliriz. Tabii ki bunun için motivasyonu sağlamanız gerekiyor. Bir, çipli koşturabilmek için önce biz 37 yıldır 37'sini yaptık.
çip sistemini yurt dışından getir diyorduk. Yani ölçen insanları da yurt dışından getiriyorduk. Yani işte Fransız gelip ölçüyordu, Hollandalı gelip ölçüyordu. Dedi ki bu işte bir yanlış var. Yani önce bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bizim 60 tane arkadaşımıza eğitim aldırdık bu konuyla ilgili. Çip sistemimizi kendimiz satın aldık. Kiralamıyoruz. Artık kendi mülkümüz olarak var. Ve biz bu ölçülebilir yarışları yapma kabiliyetimizi arttırdık önce spor aşı olarak. Ve 37. maratonu kendimiz ölçtük. Evet. Ya hiç kimse de ya bu kötü ölçüldü demedi. Yani gayet de güzel ölçtü. Bizim çocuklar da çok güzel başardılar bu işi. Bu bir şeydi çünkü neden? Masraflı bir iştir. Yani ağır kalemler arasına girer her şey. Tabii bunu çip sistemini alırken şunu da düşündük. Yani Almanya'da 400'ün üzerinde maraton yapıyorlar. Amerika'da 500'ün üzerinde maraton yapıyorlar. Türkiye'de toplam maraton sayısı ya 7'dir ya 8'dir. Evet. Şimdi hani olimpiyatları alacağız ya, olimpiyatları almak yolunda ilerleyeceğiz ya. İşte bunları katılımı, organizasyon sayısını da arttırmamız gerektiğini inandığımızdan dolayı dedik ki yani insanları nasıl başlatabilirsiniz? Siz mesela işte şu an belki 21 kilometreyi koşabilirim diye düşünmezsiniz ama 5 kilometreyi koşarız diye düşünün. Siz de ben de. Evet. Bu 5 kilometre koşuları ölçülebilir yani çipli yapalım dedik. İlçelerle işbirliği yapalım. Evet. Onun için bir fun run series dediğimiz yani 6 etaptan oluşturduğumuz bir organizasyon içine daha girdik. İnsanlar 5 kilometreyi kendisine bir kere motive edecek. Yani 5 kilometreyi yani biraz sporla ilgilenen 5 kilometreyi çıkartır çünkü. Evet. Kendisini ölçebildikten sonra yani süresini bildikten sonra bir şekilde motive olacak. Motivasyonunu sağlayacak. Siz bir kere ölçtürdüğünüz zaman kendi ölçümünüzü yaptığınız zaman yani 5 kilometreyi ben şu kadar sürede koşuyorum diye ölçtüğünüz zaman yıl boyunca kendinizi antren edersiniz. Bu bir motivasyon aracıdır çünkü ölçülebilir olmak. Bu şekilde ilerleyerek biz ilçelerle anlaştık. Şu an Başakşehir'le başlıyoruz inşallah 13'ünde. Daha sonra Üsküdar, Pendik, Eyüp şu an anlaştığımız ilçeler arasında. Şu an sağ olsunlar diğer bizim ilçelerden de teklifler geliyor. Onlardan uygun olanı tabii ki takvime göre iki ilçeyi daha belirleyip yolumuza devam edeceğiz Fransa'da. Evet. Belgrad ve Beykoz... Evet planlanan şu an öyle ama diğer bazı ilçelerden de çok baskılar var. Hani biz de beraber yapalım diye sağ olsunlar. Çünkü doğru bir iş olduğunu onlar da gördüler. Evet. Şu an öyle Belgrad'ı belki Beykoz'u devam ederiz de Belgrad'ı değiştirebiliriz belki. Bir ilçe de yapabiliriz yani. Evet. Peki en az 1000 en fazla 3500 koşucu hedefleniyordu ama şu an Başakşehir için katılım nedir acaba? Ya Başakşehir'de şu an tabii kayıtlar devam ediyor. Başakşehir'e giden kardeşimiz de bizim oranın spor müdürü bizden bir arkadaşımız. Evet. Bizim hatta Farkın Olsun proje yarışmasında ödül de alan bir arkadaşımız. O da çok çalışkan. Bizde de iyi güzel uyum sağlayarak çalışıyor tabii eski arkadaşımız olduğu için. Güzel bir çalışma var orada. Başakşehir'in her tarafında donatmış. Ona da teşekkür ediyorum. Yani bizim Fun Run Series billboardlarda, köprü üstlerinde her yerde şu an mevcut. O manada çok çalışkan güzel bir ekibi de var. Onları da kutluyorum buradan sizlerin aracılığıyla. İnşallah ben çok etkili başlayacağımızı düşünüyorum. Kendisine de söyledim Selim Bey'e. Dedim ki yani sizin burada etkili başlarsak etkili devam eder. Onun için bu bizim Fun Run Series'de ilk sınavımız. İlk sınavımızı Başakşehir etabımızda vereceğiz. Ben güzel vereceğimizi düşünüyorum. Evet. Fun Run Series.org adresinden internetten yarışmaya katılmak için başvuru yapabilir halkımız. Bunun da altını çizelim. Kendine güvenen varsa yarışlara. Evet biz oradayız. Evet katılabilirler. Bunu özellikle belirtelim. Yepyeni bir organizasyon 6 etaptan oluşuyor. Spor AŞ'nin yeni bir organizasyonu. Tabii Nisan ayında devam ediyor faaliyetler. Evet. İstanbul Yarım Maratonu var. Yarım Maratonla ilgili hazırlıklar ne aşamada acaba? Şimdi tabii bunlar çok büyük organizasyonlar olduğu için biz aylar önceden bunların hep toplantılarını ve ayarlamalarını yapıyoruz. Şimdi İstanbul Yarım Maratonu ve maraton olarak baktığımız zaman bizim İstanbul Yarım Maratonu'nun parkuru çok güzel bir parkur. Evet. Yani şunu diyebilirim, dünyanın en hızlı parkuru. Yani tabii belli kurallara uyması gerekiyor. Bizim bu senede inşallah altın kategoriye çıkartmaya çalışacağız yarım maratonumuzda. İstanbul Maratonumuz altın kategoride koşuluyor zaten. Evet. Ve parkur çok düz bir parkur. Bu düz parkurda biz dünya rekoru gelmesini istiyoruz. Bütün planlamalarımız da bu yönde. Evet. Şu an
Daha tam anlaşma imzalanmadığı için isimlerden bahsetmeyeyim ama çok dünyaca ünlü, dünya rekoru kırabilecek iki atletle anlaşmak üzereyiz. Evet. Benim o biraz şey, kendi çok da istiyorum. Yani orada bir dünya rekoru kırılırsa, çünkü dünya tarafından da çok ciddi bir ses getirecek. Evet. İstanbul'umuzun tabii ki reklamı olacak. Bu çok önemli bir iş. Yarım maratonumuzda da biz ciddi bir katılım oluyor. Evet. Ve yenilikler de ekledik yarım maratonumuza. Mesela bir bayrak yarışı ekledik. Şirketler arasında şirketlerin koştuğu business maratonu ekledik. Evet. Bunlarla biraz daha işi aslında, hani business maraton ben mesela beklediğimden çok daha fazla ilgi oluyor. Evet. Eğer biz bu işi büyütürsek business maratonu ayıracağız, başka bir maraton olarak devam ettireceğiz. İşte çeyrek maratonu entegre ediyoruz. Çeyrek maraton kendi başına büyürse onu farklılaştırıp daha başka büyük bir organizasyon haline getireceğiz. Business maratonda ve bayrak yarışında çok ümitliyim şu an. Çok iyi gidiyor. Evet. Çünkü şu an bütün şirketlere yazdık biz. Yani üst düzey holdingler, şirketler, katılmak isteyenler. Çünkü oralarda da böyle bir kültür oluşsun istiyoruz. Yani bakın, en rahat yapılabilecek spor koşu. Evet. Her yerde koşabiliyorsunuz. Çok fazla diğer spor dalları gibi bir maliyette gerektirmiyor. Öbürleri kadar, evet, gerektirmiyor en azından. Onun için biz bunun çok yayılmasını istiyoruz. Yani spor kültürü bir şehre en rahat koşu kültürüyle oturur mantığındayız. Onun için bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Yarım maratonumuza ilgi çok fazla. Yani yurt dışından da çok fazla. Evet. Bu bizi sevindiriyor. Çünkü İstanbul'la ilgili çok güzel görseller veriyorsunuz. Hani tarihi Yarımada'da koşulan bir koşu çünkü. Hani hele ki orada zaman trafik de kapandığı zaman düşünsenize, yani çıplak gözle o tarihi mekanları hem koşuyorsunuz hem işte seyrediyorsunuz. Bu çok güzel, katılması da çok güzel, keyifli bir organizasyon. Onun için katılım yüksek. Bu sene de daha üst düzeyde olacağını düşünüyoruz ve ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Evet. 21-10 kilometre, iki farklı kategori, bayrak yarışı ve business, evet, kategorileri var. Evet. Peki katılım için vatandaşlarımızın ne yapması gerekiyor? Ya tabii bizim internet sayfamızdan yine bu şeylere ulaşabiliyorlar. Evet. istanbulyarımmaraton.org veya bizim sporas.com.tr'den bize ulaştıkları zaman oradaki yönlendirmelerle nasıl kayıt olacakları, hatta kayıt olduktan sonra spora, bu maratona gelirken neler yapmaları gerektiğiyle, evet, alakalı her türlü bilgiye internet sayfalarımızdan ulaşabiliyorlar. Evet. Tabii Türkiye için çok önemli bir organizasyon. İstanbul Maratonu, halk koşusu artık sembol, evet, haline geldi. O bekleniyor. Daha vakit var tabii. Var, evet, Kasım'da. Kasım ayında 2016'da da 38.'si düzenlenecek. İnşallah, evet. Artık tam anlamıyla uluslararası bir organizasyon oldu, değil mi? Ya İstanbul Maratonu'nun etkisi çok fazla. Evet. Onu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. İşte biraz daha bizim o halk koşusundaki vatandaşlarımızı çipli koşullara eğer kanalize, evet, edebilirsek, şu an tahmin ediyorum dünyanın sayılı zaten maratonlar arasında, evet, ama major maratonlar seviyesine de gelebilir. İşte bir New York maratonu gibi, Boston maratonu gibi, bir Tokyo maratonu gibi adlandırabiliriz çok yakın zamanda. Hedefimiz de bütün çalışmalarımız da bu yönde. Zaten biz ya Türk halkı gerçekten bir şey istedi mi çok ciddi yapıyor. Çok kolay, kısa bir zamanda yapıyor. Yani. Ben bunu hani şuradan anlıyorum. Şimdi İstanbul Maratonu dediğiniz zaman sonuçta bir trafiği kesiyorsunuz. Hani, evet, baktığınız zaman. Ama şunu da açık yüreklikle söyleyeyim. Bakın bizim çalışan arkadaşlarımıza da buradan selam olsun. 5-6 saat öncesinde trafik kesildiği zaman biz bu organizasyonu yapıyoruz. Bir Berlin Maratonu'nda 5 gün trafiği kapatıyorlar belli bölgeleri. Bu organizasyonlar öyle yapıyorlar. Hani bizim böyle güçlü bir kadromuz, çok çabuk hareket edebilen bir kadromuz var. Hele çok ki kolay İstanbul, değil. Hele yani ki İstanbul gibi, evet, bir yerde. Ve İstanbul Maratonu, hani İstanbul çok güzel bir şehir. İstanbul bütün dünya tarafından beğenilen, gerçekten bir turizm şeyi de oldu artık maraton. Yani maraton turizmi diyebileceğimiz bir turizm doğdu. Biz bunu da biraz geliştirmek istiyoruz. Hızlı ilerliyor. Hani reklam değerlerine bakıyoruz biz çünkü oradan biraz da ölçüyoruz. Bir dili de oluşmaya başladı artık.
Hani mesela bu sene kadına şiddete dur de dedik. Sayın Başkan'ın bu genel olarak Birleşmiş Milletler'le yaptığı bir anlaşma çerçevesinde bunun bir parçası olarak kadına şiddete dur de dedik. Bununla beraber inşallah önümüzdeki senelerde de bu tarz mesajlar da verebilecek bir organizasyon haline geldi. Ve İstanbullu bize kızmıyor biliyor musunuz? Yani trafik kapatıyoruz. Başka zaman belki içerlerler. Ama İstanbul Maratonu'nda, İstanbul Yarım Maratonu'nda veya bizim bu tarz sporla alakalı yaptığımız organizasyonlarda İstanbullu bize kızmıyor. Neden? Çünkü şunu gerçekten onlarla iyi bir sinerji yakaladık. İstanbul halkı inanılmaz sahiplendi. Yani İstanbul halkı biliyor ki bu iş İstanbullular için yapılıyor. İstanbul için yapılıyor. İstanbul'un markalaşması için yapılıyor. Ve hepsinin kazancı olduğunu aslında onlar daha iyi görüyor bizlerden. Evet. Ve onun için bize çok yardımcı oluyor İstanbul halkı. Bu manada da tabii ki İstanbul halkına teşekkür ediyoruz. Evet, tabii halk koşusu da çok ilgi çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılanlar var. Peki evet. Kayıtlara geçen şahit olduğunuz anınız var mı bununla ilgili? Çoğu insanın katıldığını biliyorum. Şimdi tabii biz kayıtları belli bir zamanda durdurmak zorunda kalıyoruz. Yani şu an onu yapıyoruz. Planlamalarımızda evet. Özellikle çeyrek maraton çok erken bitiyor. Çok araya hatırlı kişiler sokmak isteyenler oluyor. Ama tabii bunun aynısını başka işlerimizde de yaşıyoruz. Biz de yaptığımız işte hiçbir zaman bir aksaklık meydana gelmemesini sağlayacak şekilde iş yapmamız lazım. Evet. Yani biz İstanbul gibi büyük bir markanın altında marka işler yapmaya çalışan kurumlarız. Evet. İştirak şirketleri olarak. Onlardan bir tanesi de Spor AŞ. Evet. Ve onun için hiçbir işimizin yanlış olmaması, eksik olmaması gerekiyor. Onun için böyle talepler oluyor, o talepleri değerlendiremiyoruz, yardımcı olamıyoruz bazen çok. Benim de hani yakınım olan insanlara bile yardımcı olamıyoruz. Çünkü planlamamız neyse onu uygulamak durumunda kalıyoruz. O tarz hikayelerimiz çok var. Evet. Devam edeceğiz. Çocuk Maraton, Spor AŞ Ligi, öte yandan ofis oyunları, mobil spor uygulaması konuşacak çok şey var. Spor AŞ'nin rekor sayılabilecek bir faaliyeti var. Daha doğrusu spor salonlarına katılan kişi sayısı, spor salonlarında spor yapan kişi sayısı 4 milyonu aştı. Bu da çok önemli. Bunları konuşacağız değerli izleyenler ama kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyenler, Spor Aktüel devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'la birlikteyiz. Çocuk Maratonu, evet. O da çok ilgi gören bir maraton. Mayıs ayında herhalde düzenlenecek değil mi? Evet, geçen sene de Anneler Günü'nde denk gelen evet. Günde Mayıs'ta düzenlemiştik. Bu sene de inşallah 8 Mayıs'ta planlıyoruz. Evet. Çocuk maratonu bizim çok sağlıklı doğan bebeklerimizden bir tanesi olarak diyorum ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ olarak yaptığımız organizasyonlardan geçen sene yaptığımız bir iş bu. Hani işte böyle bir şey var ya aslında biraz puzzle'ın parçaları olarak görüyoruz biz bu işleri. Çocuk maratonu önemli bir şey. Yani çocuk o küçük yaşlarda biz 0-3 yaştan işte 12-13 yaşa kadar olan bir kesime hitap ediyoruz çocuk maratonunda. Tabii dünya 30 yıldır yapıyor bu işi aslında. Yani bu çocuklara bu kültürü vermek adına, koşu kültürünü, maraton kültürünü vermek adına bu organizasyonu yapıyorlar. Ama şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geçen sene yaptığımız bizim organizasyonumuz, dünyada en büyük iki çocuk maratonu var. Bir tanesi Kaliforniya'dadır, bir tanesi de biz olduk. Evet. Bunu verilerden görebiliyoruz. 7 bin çocuk katıldı çünkü. Maltepe Şehir Parkı'nda yapmıştık geçen sene. Bu sene belki parkurda ve mekanda biraz değişiklik olabilir. Belki Caddebostan'da veya farklı bir yerde yapacağız gibi duruyor. Çok tuttu ama. Yani bu çocuklar şimdiden buna hazırlanıyorlar çocuk maratonuna. Tabii biz burada bir şey üzerine oturttuk işi. Yani dedik ki katılmak kazanmaktır ve hoş geldin şampiyon. İki sloganımız vardı. Çocukların hepsine madalya verdik. Yani bütün katılan çocuklara, 7 bin tane çocuğumuza biz bitirdikleri anda madalyalarını taktık boyunlarına. Bunu neden yaptık? Çünkü bizim için asıl olan birinci, ikinci, üçüncü olmak değil. Böyle de olmaması gerekiyor zaten. Spor yapmanın kazanmak olduğunu bir şekilde o çocuklarımıza vermemiz lazım. Yani asıl olanın birinci, ikinci, üçüncü olmak değil de asıl olanın, doğru olanın spor yapmak olduğunu
bir şekilde çocuklarımıza öğretmemiz, onlara anlatmamız gerekiyor. Bu manada buna hizmet eden bir iş çocuk maratonu. Ve hoş geldin şampiyon dedik. O çocuklar madalyalarını aldılar. Bütün çocuklarımız annelerine hediye ettiler tabii. Anneler günüydü. Çok keyifli bir ortamdı. Hani yine biz hep sunumuna dokunmak diyoruz ya, işte festival arabasında çocuklar kendi kazandıkları o yarış sonunda işte bazı biletler kazandılar. Bazı orada güzel sponsor firmalarının hediyeleri vardı. Onları kazandılar. Kendileri kazandılar, kendileri harcadılar sonra, öyle bir yaklaşımla. Orada keyifli bir gün yaşadılar. Biz tabii bunu çok önemsiyoruz, bunu devam da ettireceğiz. Evet. Ve ciddi bir ilgi de var bu işe. Şu an bu işe sponsor olmak isteyen firmalar da var. Ben bunu evet. daha geliştirmek, uluslararası bir boyuta taşımak istiyorum. Ekibimizin evet. de çalışmaları bu yönde. İnşallah bu sene de yapacağız, 8 Mayıs'ta. Bu sene de dünyanın en büyük çocuk maratonu olacağız. Öyle bir hedefimiz var. Evet. 10 bin çocuk üzerinden planlamamızı yapıyoruz. Yine 0-3 yaştan işte 13-14 yaşına kadar, ama 13 yaşındaki çocuklarımızı bu sefer çipli koşturacağız. Yani onlarınki gerçek yarış olacak. Evet. Bu bir kademe kademe. Artık hani önce spor kültürünü alacaklar. Ondan sonra müsabaka kültürünü alacaklar. Evet. Hani bu yavaş yavaş o çocuklara onu verirsek, ondan sonra işte belki şimdilerde karşılaştığımız böyle kötü işte dopingmiş vesaireymiş gibi işlere bulaşmayan, gerçek manada sporun ne olduğunu bilen, spor kültürünü almış gençler yetiştireceğiz. Bizim ülke olarak dopingde alınmış bir madalya ihtiyacımız yok. Evet. Bizim insanımızın yapısı gibi mert, çalışkan, doğru sporculara ihtiyacımız var. Biz tüme varım yapacağız, tümden gelim değil. Yani bizim için 3-5 madalya almak değil, ne kadar katılımı arttırabilirsek, ne kadar çocuğu sporla buluşturabilirsek o manada daha iyi olacağını düşüncesiyle evet. hareket ederek iş yapmaya çalışacağız. Bu manada bu işimize Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, Gençlik Spor Bakanı da çok destek veriyorlar. Bu sene de destek vereceklerini söylediler. Geçen evet. sene de bir destekleri vardı. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey'in vizyonu olmasa biz bu işi buralara taşıyamazdık. Hem çocuklara hem gençlere hem spora çok önem veren bir başkanımız var. O manada da tabii çok mutluyuz. Yani İstanbul'un Kadir abisi olmuş bir insanın, hani biz ne desek hayır demeyen bir yapıda sağ olsun. Çünkü biz de doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Onların bize verdiği hedef doğrusunda. Bu sene de inşallah onların da destekleriyle daha dünyanın en büyük çocuk maratonunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Evet, tabii görüntüler ekranda şu anda. Veliler de herhalde yarışa katılabiliyorlar değil mi? Ya biz biraz velilerimizi dizginlemekte zorlandık maalesef. Yani işte bu bir şey. Hatta bir iki haberde de çıkan bir şey vardı. Çocuğun kolundan çekerek mesela birinci olma, hani orada da bir birinci olma. Yani asıl olan spor yapmak. Biz bunu evet. anlatmamız lazım. Ama şunu istedik. 0-3 yaş daki çocuk, yani 2 yaşında bile ona hatıra olsun, madalya olsun evet. veya 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk anne babasıyla parkuru tamamlasın. Maratonu hiç bilmiyorsa önce bir maratonu sorsun annesine babasına. Belki işte beden eğitimi öğretmenine gidecek, maratonu soracak. Bu manada yaptığımız bir işti. Anne babalarıyla el ele o parkuru tamamlamaları da çok keyifli oldu açıkçası. İster annesiyle babasıyla, ister tek başına. Tabii belli yaş gruplarına göre biz bunu ayarladık. Bu çok önemli çünkü anneler babalar çok önemli. Ya bizim tesislerimizde anneler babalar çocukların ellerinden tutarak bizim tesislerimize getiriyorlar. Onları sporla tanıştırıyoruz. Evet. Şimdi tabii anne baba elinden tutmazsa, bizim tesislere getirmezse çocukların bizim tesislere ulaşma şartları daha zor. Okulla gelmesi lazım. Daha kısıtlı oluyor. Ama gerçekten çok vefakar anneler var. Bunun, yani çocuğun spor yapmasının çok doğru olduğunu düşünen anneler var. Şimdi benim bazı takıldığım şeyler var. Hani hep spor kültürü diyoruz ya. Mesela işte bizim de çocuklarımız var. Veli görüşmelerine gideriz. Çocuklarımızın beden eğitimi öğretmeniyle görüşen kişi sayısı çok azdır yani. Evet. Şurada işte soralım buradaki arkadaşlara da. Çoğumuz görüşmeyiz. Evet. Aslında bu bir spor kültürünün eksikliğidir. Bizde de var. Beden eğitimi öğretmeni, beden eğitimi derslerinde matematik takviyesi, fizik takviyesi alındığında çokça şahit olmuşuzdur. Çokça duymuşuzdur. Evet. Şimdi benim büyük kızım da TEOG'a hazırlanıyor. Ben diyorum ki beden eğitimi derslerinde beden eğitimi yapın.
Matematik dersi yapmayın. Çünkü o çocuğun stres atması lazım. O çocuğun bir şekilde enerji harcaması lazım. Mutlu olabilmesi için. Evet. Yani birinci hedefimiz mutlu olması. Tamam TEOG tabii ki çok önemli. Ama eğer bunlar yapılırsa bence çocuk daha başarılı olur. Sosyal olması lazım. Bir şeylerle uğraşması lazım. Bunu sağlarsak, bunu devamlılığını ve sürdürülebilirliğini başarırsak eğer çocuk başarılı olur. Bu tarz yaklaşımlarla bir spor kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Evet. Kendi hayatımızdan örneklerle, bugüne kadarki hayatımızda bizim, hani çok ben spor akademisi mezunuyum. Evet. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Ama şöyle bir bakıyorum kendime, spor kültürü alarak yetişmiş bir nesil olarak görmüyorum kendimi. Evet. Spor kültürü almak farklı bir şey. Çocuk maratonu buna hizmet eden bir iştir. Ben iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Karşılığını da çok buldu. Şu alana aşağı yukarı 7 bin çocukla beraber 30-35 bin kişi geldi. Bu seneki planlamamızda biz 10 bin çocuk ve 50 bin kişi civarında bir katılım. Evet. İşte tabii ki velileriyle, anne babalarıyla olacağını planlıyoruz. Bu sayıları arttırmamız lazım bunu tabii. Türkiye'ye yaymamız lazım, uluslararası yapmamız lazım. Tabii ki bir yerden de başlamak gerekiyordu. Bir yerden başladık, inşallah devamı gelecek. Evet. Spor AŞ Ligi'ne değinelim. Bu sezon sadece basketbol var herhalde. Geçen yıl voleybol da var diye biliyordum. Ya evet, voleybolla biz basketbol ve voleybol olarak başlamıştık. Evet. Ama tabii NBA biraz böyle bizi ikna etti. Yani gelince NBA ile böyle bir işi yapalım diye düşündük. Evet. Daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu ile görüşünce altyapı ligini beraber yapalım. Hı hı. Bu NBA tarafını biraz daha işin şov tarafında kullanalım. İşte okullarda yetenek yarışması yapalım diye düşündük. Onun için voleybolla bu sene başka işler yapıyoruz. Geçen bir hafta önce de birlikte yine bizim tesislerimizde o gün voleybol günüydü. Bütün dünyada aynı anda voleybol oynanan bir gündü. Biz de tesislerimizle katıldık bu işe. Bu sene basketbol üzerine yapacağız. Ve okul spor salonları deyince bunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 200'e yakın okulda spor salonu yaptık. Ciddi bir rakam. Evet. Yani Sayın Başkan buna çok önem veriyor. Ve okullara okul spor salonları yapıyorlar. 200'e yakın okul spor salonunun şimdi de biraz içlerini doldurabileceğimiz ekstra organizasyonlar içine girdik. Evet. Bunlardan bir tanesi de işte NBA ile yapacağımız bu yetenek yarışması. Bu yetenek yarışması da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu okul spor salonlarında da yapılacak. Evet. Oradaki çocuklar hem salonlarıyla beraber NBA ve Spor AŞ gibi markalar altında böyle bir yarışmanın içine de girmiş olacaklar. Evet. Bir de mobil spor uygulaması var. Evet, mobil spor. Ona da değinelim isterseniz. O da çok ilginç bir uygulama. örnekleri var mı acaba? Valla örnekleri var mı bilmiyorum açıkçası ama mobil spor bizim benim beklentimden çok daha ileriye giden bir iş oldu. Evet. Şimdi yine bizim arkadaşlarımızdan bir tanesinin projesi. Aslında bizim şöyle bir durumumuz var. Ben size hani bu projeye geçmeden önce onu anlatayım. Evet. Şimdi 2 sene önce geldiğim zaman benim önümü kesiyorlardı arkadaşlar. İşte genel müdürüm şöyle bir projemiz var. Bir tanesi geliyor, böyle bir projem var. Tabii bizim hepsi böyle spor akademisi mezunu, hı hı, işte şey çocuklar, kendi dallarında da uzman arkadaşlarımız. Dedim ki ya bu böyle olmaz yani, herkes geliyor bir proje yapalım diyor. Biz bir proje yarışması yapalım. Farkın olsun diye bir proje yarışması yaptık öncelikle. Evet. Ve bu farkın olsun proje yarışmasında ilk sene 300 civarında, ikinci senede 400 civarında proje geldi. Bu projeler arasından çıkan projelerdir bu. Aslında gücümüzü biz tamamen Spor AŞ çalışanlarından alarak iş yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir proje geldi. Tabii ben çok inandım bu projeye. Bunu bir otobüs firması da işte bir şekilde sponsorluk çalışmamız vardı. Onları anlattım. Ve onlar da sağ olsunlar bu otobüsü hediye ettiler bize. Bu otobüsün lansmanını yaptık genel müdürlüğümüzün önünde. İşte Burcu Çetinkaya rallici. Evet. İlk olarak otobüsümüzü kullandı. Keyifli bir organizasyondu bu. Ve okullara gitmeye başladık. Okullardaki ilgiyi tahmin bile edemezsiniz. İnanılmaz bir ilgi var. Ama biz burada ne yapıyoruz? 3 gün boyunca gidiyoruz bir okula. Orada bütün kulumumuzu yapıyoruz. Evet. Eğlenceli atletizmi, yani hani yine eğlenceli kısmıyla, yani çocuğa sevdirebilecek şekilde
O eğlenceli atletizmi yaptırıyoruz. Bununla beraber denge bisikletleriyle de bisiklet sürmesini bilmeyen çocuk kalmasın mantığıyla bisiklet sürmesini öğretiyoruz. 3 gün kalıyoruz ve bütün sınıflara bu işi yaptırıyoruz. Tabii bunu yaparken, bütün çocuklara bunu yaparken aynı zamanda bir şey de tespit ediyoruz. Aslında biraz da çaktırmadan çocukların ne durumda olduğunu, yani hız var mı, esneklik var mı, spora yatkın mı, değil mi diye bir aslında tarama da yapmış oluyoruz. Evet. Bu tarama çok ince bir çizgidir. Yani bir çocuğa şunu deme hakkımız yok. Sen voleybol oynayamazsın, sen basketbol oynayamazsın, sen işte tenis oynayamazsın. Ben öyle bir hakkı kendimde görmüyorum açıkçası. Ama süreç içinde yetenekli çocukları içinden almak başka bir şeydir. O diğer çocukları küstürmezsin o zaman. Şimdi eğer öyle olsaydı Messi diye bir futbolcu olmayacaktı dünyada. Çünkü ona sen futbol oynayamazsın demişlerdi. Ama şu an dünyanın en büyük futbolcusu. Böyle örnek de çok fazla vardır. Evet. Ben onun için buna tamamen karşı olan bir insanım. Ben süreç içinde ve bu çocukların genel hem coğrafik yapıdaki durumlarına da bakarak. Yani şimdi Bayrampaşa'daki çocuklarla Esenler'deki çocuk yapısı, anatomisi ve hiçbir farklı. Şey birbirini tutmuyor. Evet. Şimdi Hidayet Türkoğlu mesela, işte tesisimiz var bizim orada. Daha çok göçmenlerden oluşan bir kesim var. Daha uzun boylu çocuklar var. Onlar mesela basketbola yetenekliler, futbola yetenekliler. İşte Arda, Bayrampaşalı biliyorsunuz. Hani değişik şeylerde mesela hızla alakalı Esenler'den çocuk yakalayabiliyorsunuz. Veya Wushu ile alakalı, karate ile, uzak doğu ile alakalı Esenler, Bağcılar tarafından çocuk yakalayabiliyorsunuz. Evet. Bu yapıyı çok iyi etüt etmek gerekiyor. Bizim de öyle bir şeyimiz var. Hani öyle bir İstanbul'un çok değişik yerlerine yayılmış tesislerimiz var çok şükür. Tabii ki deneyimli eğitmen kadrosuyla bunu da çocuklarımızı sevdirerek o çocukların arasından da yetenekli çocukları tespit etmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Evet. Ofis spor oyunları da var bildiğim kadarıyla. Bu oyunlara medyanın da ilgisinde olduğunu biliyoruz. Evet. Ya tabii spor AŞ, hani hep diyoruz ya, tabii sporla alakalı işler yapıyoruz ama bazı mesajları da verecek işler yapmalı diye düşündük. Evet. Yine bizim proje yarışmasından çıkan bir iş bu. Dedik ki hani ne mesajı vermemiz lazım? Biz en çok özellikle ofislerde çalışan insanlar biraz kilo almaya müsait. Yani hareket etmiyoruz doğrusu. Evet. Ofis çalışanlarının hareket etmesi gerekliliğini bir şekilde mesajını verelim dedik. Bunu nasıl yapalım? Eğlenceli bir şekilde yapalım. O manada ofis oyunlarını keşfettik. Bunu basın mensupları arasında da yaptık. Yani ciddi bir katılım oldu. Kendi arkadaşlarımız arasında da yaptık biz bunu. Tabii ki hani çok mutlu oluyorlar. Hani ciddi bir sinerji oluşuyor. Evet. Ve öyle oldukları zaman daha da güzel işler çıkartıyorlar. Onun için ofis oyunları bizim eğlenceli yüzümüzü gösteren bir organizasyon oldu. Evet. Şu an bazı kurumlardan da teklifler var. Hani yapalım diyorlar bu işi. Bu sene de herhalde tekrarlı olacak gibi duruyor. Evet. Gerçekten ilginç müsabakalar var. Var var. Şu anda da ekranlara geliyor zaten. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Spor AŞ'nin tesislerinde katılım üzerine konuşalım isterseniz. İlgi nasıl acaba? Milyonu aşan bir kayıt sirkülasyonu var herhalde, değil mi? Evet, yani şimdi biz tabii sağ olsunlar bize çok güzel mailler atıyorlar. Evet. Hani Büyükşehir Kanadı'na bize bu hizmetin çok doğru bir hizmet olduğuyla alakalı. Çünkü İstanbul halkına ücretsiz olarak hizmet verilen bir iş bu. Evet. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar bütün spor branşlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Evet. Bu çok önemli. Tabii ki sporla tanıştırdığınız zaman bir insanı, aslında bu belki bir masraf, bir harcama olarak, bir kalemi olarak ülke için gözükse bile sağlıklı oldukları zaman sağlık harcamalardaki düşüş istatistiksel olarak hesaplandığı zaman inanın kıyas kabul edilmeyecek şekilde fazla. Yani sağlık harcamaları daha aza gelmiş oluyor. Evet. Ülke ekonomisi açısından da sağlık açısından da çok iyi bir iş yapmış oluyorsunuz aslında. Biz tabii yılda 8 milyon seans ücretsiz hizmet veriyoruz. Evet. Aşağı yukarı yılda 1 milyon civarında tesislerimizde organizasyonlarla çok daha sayısını belki şu an hesap edemediğimiz sayılara ulaşabiliyoruz. Bunları tabii daha da şey yapmak için mesela Mobispor da ona hizmet ediyor. Daha
ayaklarına giderek hizmet vermek istiyoruz artık. Sabah sporları yapılıyor İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Koşu grupları oluşturduk yine İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Bunların hepsini bizim internet sayfamızdan ulaşabilir vatandaşlarımız. Evet. Yani atıyorum bir Farnan'a hazırlanmak istiyorsa veya bir yarım maratona veya maratona hazırlanmak istiyorsa İstanbullu, bizim bu internet sayfamızdan o koşu gruplarının içine katılarak kendini antren edebilir. Yani bir 21 kilometreye hazırlanmak istiyorsa bizim koşu grupları sayfamızdan nasıl hazırlanabileceği bilgilerini ve oradaki ekibe dahil olabilir. Bizi buradaki bu işleri bizim gönüllü arkadaşlarımız yapıyor mesela koşu gruplarını. Evet. Sabah sporlarını yine bizim eğitmenlerimiz tarafından İstanbul'un çeşitli yerlerinde açık alanlarda, bazı meydanlarda sabah sporları yaptırıyoruz çok erken saatlerde. Buralara katılabilirler. Tabi buralarda katılım anlık olduğu için o sayıyı her zaman tespit edemiyorsunuz. Evet. Bazen 500 kişi oluyor, bazen 100 kişi oluyor, o anlık bir şey oluyor. Onun için ama şunu diyebilirim, ciddi bir katılım var. Evet. Ciddi bir teveccüh var bu konuyla alakalı. Biz bunun daha da gelişmesini istiyoruz tabii ki. Sporu bir şekilde şehir yaşamının bir parçası olarak gören İstanbulluların çok güzel bir kurumu var. Spor AŞ, onların kurumu zaten. Evet. Biz de orada arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sayın Özbayraktar, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederiz. Başarılar diliyoruz organizasyonlarda size. Sağ olun. Değerli izleyenler, Spor Aktüel'in sonuna geldik. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin faaliyetlerini konuştuk. Bir kez daha tekrarlayalım. Spor AŞ NBA etkinliği yarın lansmanla başlıyor. Bununla ilgili ayrıntıları sizlere hafta içinde aktaracağız. Bunun özellikle altını çizelim. Haftaya yine aynı saatlerde karşınızda olmak dileğiyle. Hayırlı günler diyoruz. Hoşça kalın.